Kayıt akıyor. Evet, sanatın doğduğu topraklarda 2557 yıl sonra yeniden tarih canlanıyor bugün Dionysos şenlikleri. Gerçekten çok özel bir etkinlik. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi ilk burada biliyorsunuz Sanatçılar Birliği kurulmuş ve sanatçılarla ilk burada sanat tarihi başlamış. Biz de dedik ki sanatla ilgili bir festival yapmamız lazım. İlk Sanatçılar Birliği ile beraber bir sözleşme imzaladık. Tam 2500 yıl önceki gibi. 2500 yıl önce bu imzalanan sanat, tarih, kültür, doğa, tarım hepsi bir arada yaşamışlar ve bir arada olmuşlar. Ve bunun ilk başlangıcı burada Teos'ta. Dionysos Tapınağı'nda, Dionysos buradaki en büyük tapınak. Dedi ki biz işte hepsi bir arada, bunu niye değerlendirmeyelim ve bir bununla ilgili bir proje yapmamız gerektiğini düşündük ve bununla ilgili proje yapmaya başladık. Bugünkü Dionysos şenliklerine kadar geldi. Biliyorsunuz ilk Fazıl Say'la beraber bir lansmanını yapmıştık. Dion Kentler Birliği'nin devamında da şimdi Dionysos şenliklerini başlattık. Bunu merkeze indirgedik. Çünkü amacımız o günkü tarihle bugünkü yerel halkın birleşmesi. Yani gastronomisidir, işte kültürüdür, denizidir, doğasıdır. Hepsini bugüne birleştirmek istedik. Onun için bu artık geleneksel bir festival haline geldi ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Bugün Sığacık'ın hemen her sokağında bir sanat etkinliği görüyoruz. Arkamızda köy tiyatrosu, aynen. Diğer etkinliklerde yine misafirleri aynen. Kucaklıyor. Birçok atölyelerimiz var, köy tiyatrolarımız var. İşte akşam Sanatçılar Birliği'nin bugüne özel hazırlamış olduğu bir sahnesi ve oyunu var. Aynı zamanda gene akşam saat 11 gibi bir DJ partimiz var. Herkesin Devlet Opera Barajı'nın evet, bir konseri var. Tabii Turizm İl Kültür Müdürü ile beraber düzenlediğimiz dediğiniz gibi Devlet Opera Bale'nin bir etkinliği var. Bunları hep beraber bugün birlikte yaşayacağız umarım. Seferihisar 2557 yıl sonra sanat bu topraklara bereketi de beraberinde aynen. Getirecek değil mi? O dönem oldu. Aynen yani şimdi o dönemde de sanatçıları buraya toplamışlar ve çağırmışlar. Demişler ki işte gelin burada sanatın doğduğu yerde. Çünkü ilk mesela yerleşik tiyatro Teos'ta kurulmuş. Teos'ta kurulduğu için demişler ki işte gelin burada sanatınızı icra edin, gelin burada şiir yazın, bizim için şarkılar söyleyin demişler. Biz de aynı o günkü gibi bugün Sanatçılar Birliği ile bir sözleşme imzaladık ve hepsini buraya davet ettik. Bizim bundan sonraki vizyonumuz da büyük bir ihtimalle sanatçılarla beraber yol yürümek artık. Bak bu ışık senin ışığın damlarına. Bu ışık senin ışığın damlarına ay doğmuş. 557 yıl sonra Teos'ta tarihi bugün yeniden canlanıyor ve bir halk tiyatrosuyla birlikte izledik oyunu. İşte bak sanatın yaşı yok. Sanat öyle bir şey. Yaşı yok bunun. Bugünkü ağzımız oyunu laf yaptığı, beynimiz, kafamız çalıştığı sürece sanat hep var olacaktır ve bir şey söylemenin yaşı yok. Bir mesaj vermenin bir şey yok. Bir şey anlatmanın bir yaşı yok. Her şeyin üstündedir sanat. Bütün her şeyin üstünde ama. Çünkü sanat iyileştirir. Sanat insanın moralini düzeltir. Sanat
karma karışık ortamlarda hayata sağlıklı bakmayı sağlar. Nefes olur. Nefes ol, sağlıklı düşünce. Öbür türlü kafamız karışıyor. Biraz sanatla, müzikle, tiyatroyla, heykelle, işte resimle, sanatla ilgilenirse insanlar daha sağlıklı kararlar, daha sağlıklı düşünceler üretirler. 2557 yıl önce, 3000 yıl önce bu topraklara sanatçılar getirilmiş ve bu topraklarda yeni bir hayat başlamış. Aynen, bu 400 yıl sürmüş. 350-400 yıl sürmüş. Sanat sayesinde bu ispatıyla tarihte duruyor yani. Bugün her şeyi anlar. Ben de bir zeytinciyim. Ben de Bursa, Orangazi ya da Yenişehir'in Bayır köyündenim. İznik Gölü'nün kenarı, Sölöz köyünün üstü. Ben de zeytinciyim. Zeytinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Zeytinyağını çok iyi biliyorum. Ve öğreneceğim bu konuda çok şey var. Zeytin bir hafızadır. Toplumların hafızasıdır. Özellikle Anadolu'nun, Akdeniz'in bir hafızadır. Zeytinle birlikte işte alın buyurun arkeoloji. Arkeoloji zeytinle beraber yürür. Bir hafızadır. Tarihtir zeytin. O yüzden zeytin ağacı... Her yere zeytin ağacı dikmeliyiz. Peki Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nu nasıl buldunuz? Tamamlar işte bak ensemble yakalamışlar Sayın Hocam'la birlikte. Şimdi onun koçluğu, önderliğiyle güzel bir ben burada bir antik tiyatro seyrettim. Evet. Şimdi bu festivale Seferihisar'ın her sokağından bir etkinlik, bir sanat fışkıracak ve bu festival nasıl devam edecek? Sizler neler planlıyorsunuz? Bir sürü planımız var. Şu anda daha çok yeni ama biz buradan İstanbul'a döndüğümüzde seneye ne yapacağımızın planlarını zaten yapacağız. Neler olabilir, daha nasıl geliştirebiliriz? Bunu uluslararası platforma, uluslararası bir kültür festivali nasıl yapabiliriz? Tabii bu işte yani 2500 yıl önce. Çünkü bazı güzel şey hemen olmuyor. Bu bir süreç, bu bir bayrak yarışı. Biz başlattık, gençlere bunu bırakacağız. Gençleri yetiştireceğiz, onlar da yetiştirecek. Belki 500 sene sonra gene burada bir zeytin festivali, zeytin ağacı festivali, bir Dionysos gene yapılacak diye umut ediyoruz ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Çalışacağız ve yürüyeceğiz. Çok değerli. Çok heyecanlandırdı bizi. Çünkü gerçekten bu topraklar, bu coğrafya, aslında gerçekten bu kadim coğrafya 2500 yıl öncesinden de dahil olmak üzere hem sanata hem sanatçıya müthiş fırsatlar sunmuş. O yüzden şu anda izlediğimiz Ürkmez Kadın Tiyatrosu da bu anlamda bize o dönemleri hatırlatacak ve esintiler sunuyor. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İyon birçok şehirden oluşan bir kültürel kültürel rota ve buluşma alanları. O şu anda günümüzü Seferihisar'la beraber, ki artık ben Seferihisar'a Seferi Sanat diyorum aynı zamanda. Tabii sanat bundan sonra inşallah Seferihisar'da başka bir şey, bir şekle bürünecek. Daha dönüşerek, daha farklı dalı artırarak Türkiye'de. Çünkü bu coğrafyanın, burada yaşamış insanların biriktirdiği şeyler, bu hafıza burada saklı hala. O yüzden altından çok derinlerinde çok güzel şeyler çıkacağına eminim bu festivalle beraber. Çok önemli bir şey Deniz. Oyunu izledik. Önce onunla başlamak istiyorum. Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun oyununu izledik ve bize umut oldu bu. Evet. Onu söylemek isterim. Harika bir gösteriydi. Hem mesleğim adına çok mutlu etti beni. Hem de yani Seferihisar'ın ne kadar büyük bir bereketli sanat toprakları olduğunu bir kere daha burada görmüş olduk. Aslında
Bu daha nereye kadar sürecek böyle? Alkışlarınızla arzu eden Sanatçılar Sendikası'ndaki tüm oyuncuları sahip. Şanslı bir ilçemiz bizim İzmir'imiz.